Geçtiğimiz haftalarda korsanlara ilginç cezalar veren oyunlardan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise oyun içinde hile yapan oyuncuların kaderlerinden bahsedeceğiz. Örneğin MMO'larda bot ya da basit hileler genelde süresiz banla sonuçlanır. Guild Wars 2'de de bu şekilde ama biraz daha havalı. Ban yiyeceğiniz zaman oyun içinde Doom isimli bir canavar gelip karakterinizi herkesin içinde öldürüyor. GTA 5'te çok fazla rahatsız edici hareket yaparsanız bir süreliğine takmak zorunda olduğunuz üstünde budala yazan bir şapka ile ödüllendireceksiniz. Daha büyük suçlara ise daha büyük cezalar var elbette. Oyun içindeki minik bir açığı kullanarak tek oyunculu modda kolayca kazandığınız arabayı online moda kaçırmayı denerseniz arabada GTA'dan minik bir hediye bulacaksınız. Tomb Raider 1'de size bolca silah ve mermi veren bir hile kodu mevcut. İkinci oyunda belki de hile kodlarına bakış açısı birazcık değişen firma kodun özelliğini yine birazcık değiştirmiş. Kodu yazdığınız an karakteriniz patlayarak parçalara ayrılıyor ve bu parçalar da yanıyor. Mesaj bayağı açık. Marvel vs. Capcom 3'te tam yenilmeden önce internet bağlantınızı keserseniz oyun yenilgiyi kaydetmiyor ve dereceli oynarken puan kaybetmemiş oluyorsunuz. Elbette kimi zaman o çok sevdiğiniz internet sağlayıcınızda problem olabilir ya da babanız internetin fişini çekebilir. Ama oyun aslında gizlice bunun yaşanma sıklığını kaydediyor ve eğer bunu sürekli kasıtlı bir şekilde yapanlardansanız sizi sadece böyle mızıkçılara özel bir sunucuya koyuyorlar. Herkesin sürekli oyundan çıktığı bir sunucuda asla sonlanmayan savaşlarla cezanızı çekiyorsunuz. Davranışınızı düzeltene kadar elbette. Slenderman Arrival'da haritanın dışına çıkarak çeşitli sıkıntıları atlatmayı deneyebilirsiniz. Banjo-Kazooie yine acımasızlar arasında. 1998 yapımı bu tek kişilik oyunda normal hile kodlarını kullanabilirsiniz. Ama özel kodlardan 2'den fazla kullanmayı denerseniz oyun sizi bunu yapmamanız konusunda uyaracak. Dinlemezseniz kaydınıza güle güle diyebilirsiniz. Oyuna baştan başlamak durumundasınız. Ya da mesela rahatsızlık çıkaran oyunculara halkın adalet getirdiği bir sistem var Ark'ta. Bir oyuncuyu yaptığınız bir odaya kapatıp ellerini bağlayıp zorla besleyerek sonsuza dek hapis tutabilirsiniz. Oyuncu kendi karakterini öldüremiyor çünkü. İnsanlar bunu zararlı oyunculara yapsa da psikopatın tekinin bir gece ansızın sizi kaçırıp oyun tecrübenizi sonsuza dek rezil etmeyeceğinin garantisi de yok elbette. Ve son olarak bu oyunlar arasından favorim Witcher 3'ün yaptığı. Witcher 3'te bir bölgede saatte bir bolca inek çıkıyor. İnek kesip deri toplayıp oyunu sürekli bir saat ileri alıp bunu grindlayabiliyor oyuncular. Yapımcılar da oyuna bir özellik ekliyor bunun sonucunda. Eğer çok fazla inek öldürürseniz ineklerin koruyucusu sizi cezalandırmaya geliyor. Belki onu alt edebilirsiniz ama öfkelerinin sonu yok ve inekler intikamlarını alana dek peşinizde olacaklar. Bunlar yine elbette birçok örnekten sadece birkaç tanesi. Sizce en iyi ceza hangisi? Yorumunuzu bekliyorum. Serinin diğer bölümlerine kartlardan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Tomb Raider ne lan? Nasıl? Yanlış mı okudum? Tomb Raider. Tomb Raider. Yapacak bir şey yok. Tomb Raider'miş.